Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Tuat-ı Mekkiye 10. sefir 66. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vasıl. Kabe'deki yaşadıklarımın anlatılması. Kabe'ye geldiğimde Hacer-i Esved'i öptüm ve tavafa başladım. Hacer'in ardında mizabın karşısındayken Kabe'ye baktım ve kendisini gördüm. Sanki örtüleri toplanmış gibi geldi bana. Temellerinden yükselmiş bir halde. Tavaf ederken Şam rükününe ulaştığımda sanki beni uzaklaştırmaya ve beni kendisini tavaf etmekten kovmaya hazırlanmış gibiydi. Kulağımla duyacağım şekilde beni tehdit etti. Ben de şiddetli bir şekilde korkuya kapıldım. Allah bana Kabe'nin bir sıkıntı ve öfke gösterdi. Allah bana Kabe'den bir sıkıntı ve öfke gösterdi. Bulunduğum yerden ayrılmaya güç yetiremedim. Tepkisi Hacer'e düşsün diye Hacer'i adeta benimle Kabe arasındaki bir siper edindim. Vallahi Kabe'yi duyuyordum. Bana şöyle diyordu. Gel de sana ne yapacağımı gör. Sen benim kadrimi ne kadar da düşürdün. Adem oğlunu nasıl yükseltirsin? Arifleri benden ve izzet sahibi oğluna karşı nasıl üstün tutarsın? Beni tavaf etmene izin vermiyorum. Bunun üzerine kendime döndüm. Allah'ın beni terbiye ettiğini anladım. Bu nedenle Allah'a şükrettim. Duyduğum korku kayboldu. Allah'a yemin olsun ki Kabe temelleriyle birlikte yerden yükselmiş gibi geliyordu bana. Adeta insan yerden kalkarken elbisesini topladığı gibi Kabe de örtüsünü toplamıştı. Ben öyle zannediyordum. Kabe bana saldırmak üzere örtülerini üzerine toplamıştı. O kendisinden daha güzelini görmediğim akıcı bir suretteydi. Ondan daha güzel bir şey de düşünülemezdi. İçinde bulunduğum durumda kendisine hitap ederek birkaç mısrayla Kabe'ye hitap ettim. Kendisine gördüğüm zorluktan Kabe'yi kurtarmak istedim. Bu mısralarla Kabe'yi sürekli övüyordum. O da genişliyor, temelleriyle birlikte yerine yerleşiyor, duyduklarıyla seviniyordu. En sonunda daha önce bulunduğu yerine döndü ve bana güven verdi. Tavaf etmemi işaret buyurdu. Ben de komşu olarak kendimi ona doğru attım. Her bir eklemim içinde bulunan halin etkisiyle titriyordu. Sonunda benden ve organlarımın uyumundan mutlu oldu. Hacer'i öperken tevhid tanıklığını ona bıraktım. Kendisini söylerken bu tanıklık bir melek suretinde çıktı. Ben de gözlerimle onu seyrediyordum. Hacer Esved'de bir tak gibi açıldı. Hacer'in boyuna baktım, bir arşın olduğunu gördüm. Ardından Kabe yarıldığında onu gören olup olmadığını sordum. Sonra gümüşle yapıldı ve düzeltildi. Sonra bana şöyle dedi. Onu söylediğin gibi bir arşın boyunda gördüm. Ben tanıklığın yani şehadeti top şekline dönüştüğünü görmüştüm. Hacer'in ve Hacer'in dibine yerleşmişti. Hacer de onun üzerine tam olarak oturdu ve bu takı kapattı. Ben ise kendisini seyrediyordum. Bunun üzerine Kabe bana şöyle dedi. Bu bendeki bir emanettir. Onu senin için kıyamet gününe götüreceğim. Allah katında senin lehine onunla tanıklık edeceğim. Ben kendisini duyarken taşın bana söylediği söz buydu. Ben de bu konuda Allah'a şükrettim. Bu esnada benimle onun arasında barış gerçekleşti. Bu 7 mektupla kendisine hitap ettim. Benden dolayı sevindi ve mutluluğu arttı. En sonunda Kabe'den bana keşf ehli salih bir adamın diliyle bir müjde geldi. Onun benim ve Kabe arasında belirttiğimiz hususta bir bilgisi yoktur. Bana şöyle dedi. Dün gece Kabe'yi rüyamda gördüm. Bana şöyle diyordu. Ey Abdülvahid, bu haremde şu adamdan başka beni tavaf eden yok. Senin adını bana söyledi. İnsanların nereye gittiğini bilmiyorum. Sonra rüyamda bana gösterildin. Yalnız başına Kabe'yi tavaf ediyor. Tavafta kimseyi kendinle beraber görmüyordun. Rüyayı gören kişi şöyle dedi. Kabe bana şöyle dedi. Ona bak, beni tavaf eden başkasını görüyor musun? Hayır, vallahi görmüyorsun. Onu ben de görmüyorum dedim. Bunun üzerine o adamdan gelen böyle bir müjde karşılığında Allah'a şükrettim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir adamın gördüğü ve kendi adına görülen salih rüya ile ilgili sözünü hatırladım. Sayesinde Kabe'den ayrılmaya çalıştığım mısralar şunlardı. Komşuyla kalbim komşu oldu. Düşmanların oku kendisine geldiğinde. Ey Allah'ın kullarına rahmeti. Allah seni donuklara bıraktı. Ey Rabbimin evi, ey kalbimin nuru, ey göz aydınlığı, ey kalbim.
Ey varlık kalbinin gerçek sırrı, ey haremim, ey sevgimin safası, ey her bölgeden ve her vadiden kendisine yönelilen kıble. Gökteki kalıcılar da sana yönelir, yerdeki faniler de sana yönelir. Ey Allah'ın Kâbesi, hayatım, mutluluk yolum, doğruluğum. Allah sana bütün güveni verdi, gelecek hakkında korkulardan güveni. Sende saygın makam vardır, kullar adına mutluluklar sende çiçeklenir. O mübarek sağ el sendedir, hatalarımın siyah bir elbise giydirdiği el. Sende arzusuna uyan kişi suçludur, kıyamet günü o mutlu olur. Ona arzu duyan bazı nefsler ölmüştür, arzu ve uzaklık acısından. Hüzünden onlara ulaşmış olan acıdır bu, demir elbise giymiş gibidir. Allah'ın onun üzerinde bir nuru vardır, onu ancak mahzun olarak görür. Göze sürme çekmiş bir halde, yediği takip ederek 7 kez takip eder. Çağrının gecenin başından bir ibretle ki kesintisi yoktur. Çalışmanın ardında vecdin rehinidir. Yardım diler iken onu işittim. Hicr yönünden kalbimin iniltisiyle kuşkusuz gecemiz sona erdi. Arzularım ise sona ermedi. Allah arşı kendisiyle ilişkilendirmiş ve onu Rahman'ın istiva ettiği yer yaparak şöyle buyurmuştur. Rahman arş üstüne istiva etti. Melekleri ise arşın etrafında tavaf yapanlar saymıştır. Bu yönüyle onlar, hükümdarın askerlerine ve emirlerini uygulamak için kapısında bekleyenlere benzer. Allah Kabe'ye evi yapmış, onu tavaf edenleri de bu tarzda nitelemiştir. Allah'ın evi ise arştan olduğu kadar diğer ibadethanelerden ve 14 evden bir özellikle farklılaşmıştır. Arş veya diğer evlerde bulunduğunun bize aktarılmadığı söz konusu özellik. Kabe'deki Hacer Esved'in Allah'ın yeryüzündeki sağ eli olmasıdır. Her şaft esnasında razı olarak ve sevinerek o ele biat ederiz. Yani rıdvan biatı. Bu sevinç her şafta lehimizde ve aleyhimizde gerçekleşen davranışların kabul edilmesinden kaynaklanır. Lehimizde olanlarla ilgili sevinme ve müjde onların Allah tarafından kabul edilmesidir. Aleyhimizdeki hakkındaki müjde ise onların bağışlanmasıdır. Bir vakada insanlar Kabe'yi tavaf ederken ateşin alevinin onların ağızlarından uçuştuğunu gördüm. Bu olayı tavaf eden insanların uygunsuz şeyleri konuşması diye yorumladım. Sağ ele yani Hacer-i Esved'e vardığımızda ki bir taştır, Allah'tan kabul etmesini niyaz eder, ona biat eder ve kendisine tamlama yapılan sağ elini sevinç ve müjdelenmiş bir halde öperiz. Bütün şaflarda böyle yapılır. Kabe'de izdiham artarsa ki bu sınırlı ve duyulur bir surette tecelli etmesinden kaynaklanır. Kendisini övmek istediğimizi fakat bunu yapamadığımızı işaret yoluyla kendisine bildiririz. Artık kendisini öpmek üzere sıranın bize gelmesini beklemeyiz. Çünkü bizden böyle bir davranış istenilseydi kendisine ulaşamadığımızda ona işaret etmekle yetinmemiz emredilmezdi. Buradan istenilen şeyin 7 şafta yürümenin tamamlanması olduğunu öğrendik. Bu tavafları ulaşma imkanı bulduğumuzda Hacer'i öpme süresinin dışında herhangi bir duruş bölmemelidir. Biz Allah'ın sağ elinin genel olduğunu biliyoruz. Onun avucundayızdır ve bizimle onun arasında bir perde yoktur. Fakat sınırlı bir varlık mazharında ortaya çıktığında ki taş diye ifade edilir, böyle isimlendirilen varlığın istidadı sağ elin onunla ortaya çıkmasıyla kendisini sınırlamış, sınırlılık ve darlık meydana gelmiştir. Halbuki onun Allah'ın sağ eli olduğunda kuşku duymayız. Fakat bu Allah'ın bildiği bir tarzdadır. Böylelikle nispetler ve bağıntılar geçerli olmuştur. Buradan varlıkta Allah'tan başka bir şey bulunmadığı öğrenilir. Mümkün varlıklar ise yokluk hallerinde kalıcıdır. Onlar hakikatleri üzerinde Allah için farklılaşmışlardır. Akledilir bir mekan olmaksızın hak onlarda zuhur eder. Böylelikle Allah mümkün varlığın suretinde zuhur eder. Söz konusu suret var olsaydı hiç kuşkusuz duyuda o surete göre meydana gelirdi. Varlık durumunun ne kadar şaşırtıcı olduğuna dikkat ediniz. Öyleyse varlık kazanan şey varlık verinin ta kendisidir. Bununla birlikte varlık kazanma varlıktan başka bir şeydir ki o da surettir. Şu halde varlık kazanan zahir yani zuhur eden, veren ise varlığın aynıdır. Çünkü zahirin kendisiyle ortaya çıktığı suret gerçekte mazharın suretidir. Öyleyse zahir ile ilişkilendirilen
her hüküm ondan meydana gelir. Zahir ise zuhur ederek mazhara kendisine etki etme hükmünü kazandırır. Bu hüküm daha önce kendisine ait değildi çünkü zahir vardı ve mazharın suretinde tecelli ve suret yoktu. Bütün bunları sana tavaf edilenin ve öpülen taşın ne olduğunu anlaman için açıkladım. Böylelikle sen bu konuda bildiğin şeye göre hareket edersin. Öyleyse senin bilgin suretinin aynıdır. Ruhun da kıyamet günü orada diriltilecektir. Bu sayede ruhun büyük ziyarette ayrışır. Şu halde dikkat çektiğim hususun bilgisini göz ardı etmemelisin.